Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Size hayatınıza yarayacak inşallah bir ders böyle seçtim. Hayata inmeyen dersi pek yapmıyorum zaten. Hemen bununla alakalı gelen bir soru vardı, hemen cevap vereyim. Senin de hoşuna gidecek Vahattin. Ustadın talebesi ve avukatı vardı, Ahmet Feyza. Zübeyir abiye demiş ki, abi demiş, ben ders yaparken izah istiyorlar. Ne yapayım demiş. Ben gitmemiş mi? Ondan sonra, izah istiyorlar demiş yani, izah yapayım mı demiş. Şöyle demiş, sen başka bir kitap okuyor musun, başka kitap? Ve devam etmiş, onun devamını söyleyecek, o yok yani. Yok dedi, o zaman senin izahın Risale-i Nur'un başka bir kitaptan anladığı manayla olduğu için Risale-i Nur'dur. Ve devam etmiş, burası çok önemli. İzah anlamıyorum diyene, izah ettin anladı. Ne değişti dedi onu. Demek ki o kadar samimi değiliz. İzahlı oldu, ne oldu? Aynı suali Hulusi abiye sormuş. Ondan sonra Hulusi abiye demiş ki, abi demiş, izah yapıyorum. Niçin yapıyorsun? O da yapıyordu biliyorsun. Hulusi abi de yapardı. Barla'da zaten örneği var. Aynı suali ona da şey yapıyor. Hulusi abi de üstada soruyordu. Evet. Hulusi abi şöyle cevap veriyor. Bende bir sözler kadar Hulusi abinin notları var. Diyor ki, anlamamanın sebebi, anlayamamanın sebebi, zordur zannetmenin sebebi, haram yiyoruz da ondan diyor. Haram. Aynı suali Rüştü abiye sordum. Onu biliyordum çünkü gayrimüteşebbih ya böyle bu kadar. Rüştü abiye sordum. Rüştü abi dedim, gittiğim yerlerde diyorlar ki anlamıyorum. Ben izah ediyorum. Hatta benim izahımı bile anlamayanlar var dedim. Oysa çoğusu Nur dersini kabul etmiyor. Ben de izahlı dersimi kendim sevmiyorum. Niye anlamıyorlar sizce Rüştü abi dedim. Zübeyir abi ne dedim? İzahın dedi külliyatın içinde olduğu için külliyatla yapıyorsun. Ve devam etti mantıklıydı ya. İzahlı yaptığında ne değişti onlarda? Yunus abi demiş ki, haram yiyorlar, onun için anlamıyor. Rüştü abi dedi ki, yalan konuşuyorlar, onun için anlamıyorlar. Malum Resulullah'a sormuşlar aleyhissalatü vesselam'a. Yani bu Risale'ye ait değil, Kur'an ve hadisi de öyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyorlar, üçünü de var ama ben isim vermeyeyim ama siz verirseniz verirsin, ben isim vermeyeyim. Müslüman şunu yapabilir mi? Şu haramı yapabilir mi? Yapabilir demiş. Yapsın değil, yapabilir, düşebilir. İki, Müslüman şunu da yapabilir mi? Yapabilir demiş. Şunu yapabilir mi? Yapabilir. Yalan konuşabilir mi ya Resulallah? Yalan konuşamaz. Risale'nin de yalan, lafz-ı kafirdir diyor. Şimdi ben size izahlı ders yapacağım. Niçinini anladınız değil? Yalan konuşuyoruz. Haram yiyoruz. Duyduğumuzu eyleme geçirmediğimiz için izahlı ders yapacağım. Eğer duyduğumuzu eyleme geçirsek Allah bilmediğimizi de öğreteceğini söz vermiş. Bildiğini yapana bilmediğini öğreteceğim dedi. Öğretmiyorsa bildiğimizi yapmıyoruz. Tamam mı? Bir daha hadis. Bildiklerini yapana Allah bilmediklerini öğretir. Öğrenemiyorsak demek yapmıyoruz öncekileri. Ve haram yiyoruz. Ve yalan konuştuğumuz için, hepimiz de dahil, ben de dahil, onun için izah yapacağım. Peki, konumuz şu. İnsanın psikolojik sorun olarak dibe indiren, çökerten, hayatı anlamsız kılan, hayatta güveni yitiren, özgüveni yitirip, ümitsizliğe atıp, yer yer intihara sebep olan sebebi okuyacağım. Yer yer intihar hatırımıza geliyor. Niye? Onlar
ondan bahsedeceğim. Bununla alakalı iş olsun diye olmayacağını bildiğim için bununla alakalı sorunuz olursa sorabilirsiniz. Tamam. Ama çok çok fazla beni sıkıştırmayacaksınız. Zor soru olmasın yani. Zor olmasın. Tekrar Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kulu Rabbi euzubike min hamazati şeyatin ve euzubike Rabbi en yahturun sadakallahu lazim. Lemalar 75. Çok önemli ama. Beni yeisten, ümitsizlikten, özgüven yitirmesinden hayatı anlamsız kılıp ya yapamıyormuş, gitmiyor, olmuyor den kurtaran bir yer. Size de faydası olacağına inanıyorum. Çünkü %99'u kendisiniz. İnsanın latifesi içinde, insanın sistemi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki tespit etmiş ama. Göz kendisini görmez, kulak kendisini duymaz. Eğer göz kendisini görüyorsa başka bir yerde bakıyorsun, aynadan bakıyorsun demektir. Teşhis edemediğine göre tespit etmiş ki söylüyor. Tamam? Anladınız devrik mantığı? İnsanda teşhis edemediğim iki latife var ki ne varmış, ne oluyormuş? İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar. Sana rağmen çalışıyor. Acayip bir şey. Mesela durup dururken sıkılıyorsun. Ne yaptın ki sıkılıyorsun? Bir şey yok. Niye sıkılıyorum ya? Sana rağmen istemediğin halde ya kalkacağım şu kapatayım şu zıkkımı da namaz kılayım. Kılamıyorsun. Ya ihtiyar bir iradeyi ortadan kaldırıyor. Bir şey var yani. İstemiyorum ama söylüyorum. İstemiyorum ama yapıyorum. İstemiyorum ama yapamıyorum. Ha, ya sanki birisi hani diyoruz ya. Birisi elimden tutmuş yapamıyorum. Veya hepiniz şoförsünüz. Kış düşünün. Her taraf buz. Yani bilmeden böyle buza girsen artık buzda adam kolon oynuyor araba. Sağını sorun. Belli değil. Kim kontrolsüz. Orada irade ne olur mu? İstediğin yere koyabilir misin? Yok. Birisi seni kontrol ediyor. Artık kontrolden çıktı. Bazen de öfke, şehvet, gadab. Sistemden çıkıyor. Sistemden çıkıyor. Kontrolden çıkıyor. Kim yapıyor bunu? İki tane latife varmış. O yaptırıyor. Bilince ne olacak? Tabirdim ne olacak? O kadar harika olacak ki sen de şimdi. Mükemmel özgüvenle çıkacaksın bugün buradan. Ama tedaviye geldiğiniz için ücretini ödeyeceksiniz. Muayene ya burası. Doktorda da bulamazsın böyle bir şeyi. Şimdi bu iki latife aktif oldu mu? Böyle bazen ABS, ASR'e devreye giriyor ya. Sana rağmen. ABS'e giriyor lan frene basıyorum yok. Biz alıştık frene basınca kalsın. Sana rağmen iki tane latife giriyor. Gece de girebilir. Rüyalara, kabuslara sokar seni, karabasanlara. Gündüz de girer. Allah Allah bunları ben mi yaptım, ben mi dedim ya diyorsun. Niye? İki tane latife iki sistemi devre dışı bırakıyor. Bir tanesi ihtiyar aklidir. Geçmiş ve gelecekle alakası yok ihtiyar. Anda tercihler yapan sistem. Geçmişle gelecekle alakalı sistemimiz var, tercih. O iradedir, vicdandadır o. İhtiyar akıldadır, dimadadır, irade vicdandadır. Vicdan hatamallah ala kulubim olmuşsa, vicdanları çalışmıyorsa, günahlarla berbat olmuşsa, otomatik olarak kafadan irade yoktur. Kafirin ve hayvanın iradesi yoktur. Ateistlerin, Allah'ın inkar edenlerin iradesi yoktur. İrade neyin özelliğiydi? İradenin dört tane özelliği var. Soğan kabuğu gibi içeriye doğru giriyor. Sistemi anlatıyorum. Seni anlatıyorum. Ders anlatmıyor. Doktordasın, ben seni anlatıyorum işte. Tahtada var. Bak.
Vicdan, vicdanda dört tane özellik var. Her taraf görüyor mu? Soğan kabuğu gibi ben dışarıdan içeriye giriyorum. İrade. Gir içeriye, zihin. Gir içeriye, his. Gir içeriye, latife-i Rabbaniye. Rabbaniye. Tamam mı? Şimdi, irade neyle çalışır? İbadetle çalışır. Uzatmayacağım bunu. Zihin neyle çalışır? Marifetlerle çalışır. His neyle çalışır? Elhubbu fillah ve elbuzu fillah. Allah için dost olacaksın, Allah için düşman olacak. Allah'ın düşmanına dost olmayacaksın. Kesin. Hissin devre dışı olur. Bu sefer Allah'ın düşmanına dost olursan, Allah'ın düşmanına dost olursan, Allah'a düşman olacağından Allah senin ibadetini, marifetini devre dışı yapıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Onun için mesela kafire dost oldun değil mi? Namaz kıldın. İptal. Habitet amaluhum. Bitiyor. Latife-i Rabbani lezzet-i Rahman. Ben şimdi başka bir şey anlatacağım da. Vicdan bu. Soğan kabuğu gibi. En diş kabuğu irade. İçeriye zihin. İçeriye his. Latife-i Rabbani. Eğer vicdanı yok olmuşsa, hani demiyor muyuz gündelik hayatta vicdansız adam, vicdanın yok muydu? Hiç mi vicdan kalmadı? Vicdan devre dışı olmuş demek irade yok. Neyle tercih ediyor bunu onu mu? İhtiyar. İhtiyar mazi ile müstakbele alakası yok. Vicdanı bitmiş, iradesi bitmişse Allah diyor ki yapma, cehenneme gireceksin. Yapma, doğru değil. Adam her diyorsa vicdanında sorun var, irade devre dışı. Allah'ın tehdidini kale almıyor. İrade zayıf. Şimdi konu bu değil. İki tane latife var. İradeyi, bir tanesi iradeyi devre dışı yapıyor. Bir tanesi de ihtiyarı devre dışı yapıyor. İhtiyar neydi? Şunu mu, bunu mu, onu mu, bunu mu? Maziyle müstakbel alakası yok. Allah dese ki bak, şu adamı tercih etme, bırak. Ben sana cennet vereceğim. Hiç taksitle çalışmaz. Ver bana diyor şeytan, bunu ver. Allah'ın cenneti önemli değil, o kalsın. Çünkü gelecekte o da. İhtiyar anda tercih yapar. Mazi ile müstakbel arkası. İrade ise mazi ile geçmişle geleceğe bakıp halde tercih yapar. Şimdi yavaş gidiyorum ki sistem kafanızda böyle bir canlansın. Şurada var, burada var. Burada diyor ki iki tane latife var, iradeyi, ihtiyarı, iradeyi dinlemiyor. Sonra ne olacak sonra? Belki de mesuliyet altına giremezler. O iki latife devre girdiği zaman ihtiyar ve irade devre dışı, fren yok. ABS'e girdi, ASR'e girdi. Yani hırsızın güvenli kameraları dışı bırakması gibi mi? Hah, devre dışı bırakıyor. Ne iradem var, ne ihtiyarım var. Evet. Kamera devre dışı. Peki ne oluyor o anda? Hani buz duza gitti ya arabayla. Sağa sola gitti. Birisini ezdin. Birisini ezdin. Sen en fazla bir ay tutarlar hapiste. Taksi, ne diyorlar? Taksimli cezalar yani. İhtiyar yok, irade yok. Trafik kazası. Hele buzda gittin. Öyle birisini ezme yoktu. Hop gitti. Kenarda ve evin kenarında oynayan çocuğu ezdi. Sen mi ezdin? Evet değil ama. Ben de ezmedim. Taksirli cezalar. Aynı çocuğu git kurşunla öldür. Müebbet alıyoruz. Anladık mı bu şeyi? İhtiyarın olmadığı için ceza yok. Bu beşeri kanunda Allah'ta da böyle. Şimdi nereye gidecek? Karımız ne? Bazen o latifeler insana hükmediyorlar. Bazen o latifeler hükmediyor, hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. Yanlış yerlere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki mesuliyet de olmuyor lan. Senin, hani millet derler ya, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil. Hemen ya istiyorum olmuyor, olmasın istemiyorum, yapıyorum ya lanet olsun ya yapamıyorum. Hemen şeytan devreye giriyor. Tabii ki yapamazsın. Çünkü diyor
seni kader mahkum etti. Senin doğruyu yapmaya, hakka ve hakikate muvaffak değil. Senin yazılımın bir kere tepeden yanmış. Sen fabrika hatasısın diyor. Senin istidadın hakka ve imana muvaffak değil ki. Şeytan diyor ne yapıyorsunuz? Böyle ihtiyarsız baltı şeyleri giriyorsun. Sen istiyor muydun? İstemiyor. Ama bak yaptın. Demek ki sende iş yok deyince bende iş yok diyor. Burada diyor ki elemanlarda. Şimdi şeytanın bir özelliği var. Bilgisayar biliyorsunuz. Virüs girdi. Lan Allah Allah. Seyret ben bakmadım etmediğim pencereler açılıyor. Başka yerlere giriyorum. Başka yerlere giriyorum. Benim cebime giriyorlar mesela. Gözümün önünde telefona giriyorlar. Allah Allah yanımdakine de gösteriyorum. Bak bak gülüyorlar. Bir baktım 2.17 geçe birisine girmiş, şarkıya girmiş. Bir de birisine girmiş, işin içeride olan bir generalın dosyasına girmiş. Lan cep telefonu 2.17 geçe bu dosyaya nasıl girer? Bir şey topluyorlar benim üzerimde. Telefona giriyor. Mesela başka bir şey söyleyeyim size. Bilgisayarda ona ne diyorlar? Mesela daha önce bir siteye girdin yanlışlıkla. Çıktın. Senin IP numaranı kaydediyor. Ondan sonra hiç alakası olmayan zamanda, olmayan dosyada şart diye önünde o dosya geliyor. Oraya daha önce girmiştin ya. Spam mı ne diyorlar? Spam gibi bir şey ya. Spam. Sen ya bir kere olmuş. Ha namazdayken böyle bazen spam gelir ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oo 2007'deki falan film geldi. Ya, tam şimdi onun zamanı spam var demek ki. IP numarası kaydetmiş. Sen de vay be ne alçak bir adamım ya. Normal bir insanla konuşurken mat seyrederken gelmiyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oo filmler geldi. Kıyamet kopuyor. Tamam bütün kadınlar hepsi burada. Ne başka yer bulamadınız mı? Spam bu işte. Yani pat diye gelince sen de diyeceksin ulan bu nereden geldi? Rezil kepaz oldu yandaki adam da bilgisayara bakarken bak gitmiş. Hayır spam atmış. Ha bu adam böyle bir adam. Geldi yapamıyorsun etmiyorsun tepene biniyor. Diyor ki tabii canım sen istiyor musun? Yok gene kendi cevap veriyor. Bizde bir sistem var şeytan. Şeytanı bilmesen nasıl çalışıyor bilmesen buraya fikir atıyor, his atıyor, bilgi atıyor, mail atıyor, istek atıyor, istek. Zannediyorsun o istek benim isteğim. Ya başka kimse var mı burada? Yok. O zaman bunun istekleri benimdir, fikirleri de benimdir. Duyguları da benimdir. Dersen yandın. Niye? İyi değilim, çok kötü hissediyorum. Kim iyi değil, sen mi? Bunu herhalde ben ya, bende başka kim var burada? Oho, 18 bin tane aile oturuyor. Başta beyefendi şeytan. O zaman bir fikir atıyor, spam atıyor. Vicdanlıyız da Allah Allah nereden geldi ya? Fesubhanallah ya bu. Ben bu yeri miydi ya? Ben ne alçak bir şeyim. Anasına, bacısına, şuna buna garip garip şeyler gelir. Başka bunu veya ona at kendini. Vesaire bir sürü şeyler geliyor. Çünkü bunu bilmeyen der ki ya ben ne kadar alçak bir şeyim ya. Hiç seninle alakası yok. Peki şeytan var mı yok mu? Soruyorum. Var. Ne yapacak? Açık mı çıkacak? Karşına gelecek. Benim ha. Ulan iki tane çakarsın. Ha, biz de kaynaştığı için, bizim sistemde olduğu için onun isteği isteğim, küfür küfürüm, iyi değilim, iyi değilim. Yani onun fikri ve hisleri, duyguları benimle aynı yerden çıktığı için onlar benden çıktı zannıyla insan buhran geçiriyor. O zaman hastasın. Oysa hasta o. Ha, çare arayan da çare sıkıntı iman eden de aynı. O zaman savaşın dahil olduğu için psikoloji hapları bitmez. Dozu atarak devam edecektir. Çünkü onun fikrini onun demiyorsun. Buradan çıkan fikirler başka kim var ki? Ben iyi değilim. Evet ben iyi değilim. İyisin ama kim? Ne demek ki benim işte? İyi olmayan. Peki iyi olmadığını bilen iyi bir tarafın yok mu? İyi değilim diyen kim? Bu. İyi olmayan kim? Bu. İkisi de ben miyim? İkisi de zıt. İstemiyorum. İstiyorum. Ya nasıl olacak ikisi de? +10 santigrat derece burada sıcak. -10 santigrat derece sıcak burada.
İkisi de aynı anda hem şuuruma dönüyor. Na sıfır olur ya. Artı olur, eksi olur, götürür. Sıfır olur. Ama hem kendimi kötü hissediyorum, hem iyi hissediyorum. Hem istemiyorum, hem çok şiddetli istiyor. Hem vurmak istemiyorum, hem çok şiddetli vurmak istiyor. Niye iki kişi, iki tane karakter var? Demeyesiniz ona derse gördük ki bizi iki tane yaptı. Canım doktorlara gittiğin zaman iki tane karakter hissediyorum kendim deyince beni kaçırıyorlar. Aman aman tek hisset diye. Çünkü o da şeytan musallat olmuş. O da bilmiyor. İki tane bir kez şahsiyet var ya. Ha onun fikrini, kendi fikrini zannedince özgüvenin gidiyor. Peki düşmanı dışarıya açalım. Ulan var ya bu adam kaydı bana sipan. Karşına koydun mu? Vay namussuz diyorsun. Bu sefer savaş kolay olur. Psikoloji kaplar dibe doğru iner. İyi değilim diyen bu. Şimdi mesela iyi değilim. Bundan sonra sor bakalım ona ben miyim o mu iyi değil. Ben mi iyi değilim o mu? Ona ne olmasın? Onda ne olduğunu nereden bileceğiz? Unutmayın. Allah ve melekleri insanı kötü hissettirmez. Psikolojisini bozmaz. Ümitsizliği yeisi atmaz. Güven yitirmesi olmaz. Özgüveni çökmez. Allah vesvese vermez. Allah ve melekleri vesvese vermez, beyin vermez. Vesvese ve beyin geliyorsa Allah ve melekleri değildir. Böyle aynamin at çöpe. Geldi, mesuliyet yok işte diyor. Bana diyor ki namazdayız, tamam mı? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ooo bir sürü kadın geldi falan. Bana diyor bak kadınlarla namaz kıldın. Ben de diyorum ki ona kainatı Allah kadınsız yaratmadı. Namaz kadınsız olur mu? Ne diyecek bir daha? Gelir mi? Ben şimdi ona kapabilirim. Ama bu benden daha manyak dedi. Bu daha kafayı yedi. Daha onunla uğraşmaz benimle. Benimle neyle uğraşıyor biliyor musun? Ne kadın, ne para, ne dolar. Okuduğum serbest bölgeyle uğraşıyorum. Aklım derste. Namazdan koparmak için beni bunu kullan. Aklım derste. O neydi ya? Tasavvur muydu? Tahallüle, malardan falan. Bir bakıyorum. Selamünaleyküm. Tahayyülle, tasavvurla namazı bitiriyor. Yani kalitesini düşürüyor. Bir tanesi de Ayşe'den gidiyor, Fatma'dan çıkıyor. Ötekisi dolardan gidiyor, Euro'dan iş yapıyor. Ötekisi de mal girdiği çıktı. Ötekisi ilaç ne olacak, hastayız oluyoruz. Yani adam burada. Burada başka birisi var. Onu anlatıyor. Ona inanıyoruz ama iddia ediyoruz. Şeytana inanıyoruz ama hissetmiyoruz, farkında değiliz. Onun sözünü kendi sözümü zannedecek kadar ahmaklaştırmış bizi. Hemen nasıl anlayacaksın? Ölçü veriyorum bakın. Allah ve melekleri olumsuzlamaz, olumsuzluktan vermez. Ne olumsuz geliyorsa Allah ve meleği yoktur orada. Allah sana azap vermez. Mesela bir misal söyleyeyim. Adı neydi? Oğuz. Oğuz. Geçen hafta gelmiş miydi? Gelmedi. Ben de böyle bir adam arıyordum zaten. Şimdi soracağım. Şimdi Oğuz dedim. Niye gelmedi? Bir cümlenin olabilir mi? Nasip olmadı değil mi? Allah nasip etmedi. Evet dedi. Şimdi suçlu Allah mı? Yok değil. Sebepleri daha iyi. Tamam. Tamam. Mesela derse niye gelmiyorsun dedim. Yani nasip değildi hocam dedim. Yani Allah mı? Tabi dedi. Yani derse gelmemeni Allah mı yaptı şimdi? Fatura Allah'a mı çıktı? Allah'a bir alakası yok. Allah gel diyor. Ha, Allah nasip etmedi. Allah nasip etmedi. Suçlu o zaman o. Değil işte. Yanlış anlıyor. İftira oluyor. İftira oluyor. Allah'a iftira. Ben demedim de sen dedin. Tehlikeli. Zaten ne dedi şeytan bak. Senin istidadın hakka ve imanına muvafık değil ki. Yani iman etseydin, Allah'tan korksaydın, iman var. Hemen diyor ki, Allah'ın imanın nerede var? İmanın olsaydı Allah'tan korkardın, Allah'tan korksaydın namaz kılardın diyor. Oysa namaz kılmayan imansız değil. Ama bu böyle duruyor. Bak ne diyor? Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Ben hapisteyken kime sorarsan kader mahkumları. Zıkkımın kökü kaderin mahkumları. Olan zulmettin, lan hırsızlık da yaptın, lan adam kestin onun için geldin. Kader diyecek, kader mahkumları.
Ya kader mahkum. Ne kaderi dedim ya? Suçu ben işledim ya. Sen dedi, sen bizim dedi kader yerlerde bazen hastanelerde bazen yeniden ifademizi almak için bir salonda bulunuyoruz. Kader mahkumu kardeşim dedi. Sen niye geldin? Ben kader mahkumu değilim dedi. Niye dedi? Niye dedi? Ben söyledim. Ben bir şey dedim. Buradayım onun için. Kaderle alakası yok. Gariplere bakıyor. Kader mahkumu. Bak burada da diyor bak. Senin demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse düşüp helakete gider. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor biliyor musunuz? Bir mana söyleyeceğim. Allah'tan ümidini kim keser? Ancak diyor Allah'tan ümidini kafirler keser. Müslüman için mefhumu muhalifiyle ümidini kesmez. Müslüman günah yapmaz demiyor Kur'an'da biliyor musunuz? Müslüman ümitsiz olmaz diyor. Nereden çıkartıyorsun? Ancak ümitsiz olanlar Allah'tan ümidini kesenler kafirlerdir diyor. O zaman Müslüman ümitlidir demektir. Mefhumu muhalifiyle. Kafirin sıfatını söylüyor zaten. Kafirin sıfatı bu. Risalede de yeis maniyer kemaldir. Her kemala götüren şeyin tahribitçisidir. Peki zina yapmaz, iki içmez, adam öldürmez demiyor. Yapabilir, olabilir ama Müslüman da yeis olmamalı. Olamaz. Yeis ümitsiz olamaz. Ne demek? Allah'tan kopuk, Allahsız ve Allah'tan ümitsiz bir insan yaşayamaz. Olamaz yani. Mümkün değil. Ne kadar rezil dahi olsa kime sorarsan gör. Meyhanesi var ya. Böyle birisini arasam. Ya bilmiyorum hoca. Dediğin doğru dedi. Kitabında öyle yazıyor ama bilmiyorum nasıl olacak ama Allah bana bir şey yapacak. Affedecek beni diyor. Yedi kulede bir hanesi var iki katlı. Bilmem ne babanın yeri. Ne diyeceğim? Yazıyor babanın yeri. O şey vardı ya hani kavga ayırırken. Bağdı herkes seyrediyor. Kimse ayıramıyor. Çok ikisi de acayip. Arada gittin zaten sen gittin. Ufak tefek mi? Bunlar bu gargaster gibi. Nasıl ayıracağım? Duramıyorum da şefkat var. O zaman siz yapmayın da. Gittim yanlarına. Yasin ve Kur'an'ın hakim. Buraya adamlar yavaşladı. Ana. Ondan sonra dedim. Ne yapıyorsun dedi. O da ne yapıyorsun dedi. Ben de. İnneke le minel murselin. Böyle ayıp oldu mu? Peki durdu mu? Durdu. Herkes de şaşırdı. Dedim ki kızmak öfke şeytandandır. Kavga da şeytandandır. Şeytanı kovunca kavga bitti. Bak ikisine de sorsam Müslümandır. Müslümanın suratına tokat atmak haramdır. Bak sorsa dönmek mi istiyorsun? Ben cevap veriyorum. Hayırdır. Buna sezer. Hayırdır. Niye kavga ediyor? Etmiyorlar ki. Şeytan yaptırıyor. Yasin okudum. Şeytan gitti. Bak ikisi kardeş. Sorsan kardeşiz. Müslümanın kardeşidir. Baktın kafayı giden ikisi ben arabasına gitti. Yani kökten bir sistemi. Sistem nasıl çalışıyor? Mesela evde kavga oluyor değil mi? İnatlaşıyorsunuz annenle, ablanla, babanla. Şöyle de tamam baba haklısın. Bir şeyler söyleyecekti böyle bir sürü öfke vardı. Paket. Ağzına dikkat edin. Tamam ama. Bak haklısın. En büyük azap bu. Tıkadın. Ulan bari seninle üzerinde patlayacaktı ve atlayacaktı. Eğer cevap verip azap vermek istiyorsan cevap vermedi azap ver. Ama rahatlatmak istiyorsan cevap ver de rahatlasın. Karşıyı mağlup etmek istiyorsan sus. Ha? Sus. Mesela çok makaslama bir hata yaptın arabada. Bana sen yapmıyor musun? Tamam da şimdi sen yapmıyor musun? Cevap mı? Hata yaptın işte. Bağırıyor, çağırıyor, camı indir. Yapmaya başladı. Tamam. Yoksa yiyeceksin. Bak sensin. Acayip bir şey. O kim, hangi taraf hoşuna gitti? Şeytanın. Öfke yaptırıyordu. Demek ki burada ben vurgulamak istedim. İnsanda iki tane latife var. Bir tanesi ihtiyarı, bir tane iradeyi devrediş yapıyor. Günahlara sokuyor. Allah eğer o latife hükmetmişse sana, ondan hesap sorgulayacak inşallah. Allah'ım şimdiye kadar yapmış olduğumuz
senin hoşuna gitmediğin fiilleri, sözleri, haletlerimizi şu iki latifeni hükmettiği olarak kabul et ve bizi hesap sorma ya Rabbi. Risale-i Nur'un hürmetine Allah'ım. Ya. Amin. Peki olur mu ya böyle şey? Sana ve sen Allah'ın ortağı mısın? Sormayın. Hasan abi, murad-ı ilahi ne o noktada peki? Ha, murad-ı ilahi. Ben bir tanesini söyleyeyim. Seninle gemi ortağız. Geminin %99 hissesi senin. %1'i benim. Kâr edersek kim sevinecek en çok? 99 hisse senin. %1 benim. Batarsak en çok kim zarar edecek? Sen. Bu gemiyi Allah ben yaptım dedi. Sana dedi ama benim de hibe ediyorum bir tanesini. Benim değil ben ama senin oldu şimdi. 99 bende. Bu gemi batarsa gene Allah zarar ediyor, tövbe. Yani Esma-i Hüsna. 99 ise Esma-i Hüsna. O bir ise nedir biliyor musun? Mudil esması. Şeytanı yapan esma mudildir. Subhanallah 33. Elhamdülillah 33. Allah-u Ekber 33. 99. 99 tane esmayı bir esma mağlup ediyor. Bu sefer Allah diyor ki o şeytana şeyi, bak şeytanı Allah helak etmedi. Niye duasını kabul etti? Çünkü şeytan Allah düşmanı değildi. Allah o kadar seviyordu ki sevgisi düşmanlık gibi gözüktü sevdiğine. Yani Allah'a dilek yapamadı, yapmadı ve öyle bir Allah'a karşı şey yok. Gurur kibinden insana hücum etti. Şimdi o mudil esmasına karşı bir esma 99 esma batıyor. Bu sefer Allah neyi devreye soktu? Adem hastasıyla tövbeyi devreye soktu. Tövbe var ya tövbe. 99 esmanın hukukunu bir esmadan kurtarma faaliyetidir. Esma cihetindeki zarar. Çok ilginç. Ve tövbeyi ilk aktif eden, tövbe sistemini ortaya çıkaran Adem Aleyhisselam. Onun için ona çok minnettarım. Çünkü çok işime yarayacak bir şey yaptı. Çünkü yaptığımız günahlar sabit kalacaktı. Tam onu diyecektim abi. Yani benim zihnimdeki de oydu da acaba dedim başka bir şey olabilir. Yani insanın Hazreti Adem'in vazifesini yapamayışı, yeryüzü işi bir noktada tövbe kapısının açılışı... İlk defa sistemi aktif etmiş. Ben o sistem aktif olmasaydı... Sistemi aktif etmiş, lakin şurada bir nokta var. İnsan günah yapmayan bir programda olmuş olsa... Yapamayacak bir şey. Evet. Veyahut da nefis var ama günah aciziyetini anlamıyor ve ucuba girebiliyoruz. Yani peygamberimizin dersi bölmek istemiyorum ama tam böyle tevafuk ettiği için söylüyorum abi. Hani sizin günah işleminizden daha çok korktuğum ucuba girmenizdir diyoruz. Belki o fren noktası olabilir. Evet. Mesela hiç böyle hiç bayan, günah işlemiyorsun. Hiç bayanlara bakmayan bir insan mesela. Diyelim bir kardeşimizin bunu. Bir iki gün senelerce bakmayan bir iki gün bayanlara bakıyor. Adeta böyle hani köpekler misali o hale düşüyor. Öyle bir kız yok. O hale düşüyor mesela. Şimdi o halden o hale girmesi. Yani ala ilinde esver esafirine gitmesi gibi bir şey. Öyle aleminde öyle. Aslında öyle değil. Değil aslında. Bazen bir Allah dostu bile yer geldiği zaman bir düşüyor. Düşebiliyor. Yani sanki o bazı şeylerini aşikar etmek için bazı mahiyetini bildirmek için sanki o hallere giriyor. Mesela sebap Allah'a yalvarmaktan sebapların haseneleri Allah'a yalvarmaktan daha kaliteli günah haletiyle yapılanlar. Günahlar adamı ne yapar biliyor musun? İki büktüm yapar. Mesela bir misal söyleyeyim benim adıma, benim hayatımdan söylüyorum. Biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz her akşam bir yerdeyim. Gündüz yerlerdeyim, cenazedeyim, konferans salonundayım. Belediyenin tanzim etmiş olduğu şeyler değil. Bazı yerde oluyor ki hakikaten vesveseden şunlar psikolojiden veya Allah ve ahiret sorunu hallediliyor. Adam acayip oluyor, beni biliyor. Mesela sebebim acayip minnettar oluyor. Hoşumuza da gidiyor yani. Böyle iltifatlar yok falan diyorsun ama sadece benim koy, hoşuna gidiyor. İnsan acayip böyle geliyor biliyor musunuz? Ben kendimi söylüyorum. Sorduğun için. O anda o kibir olduğu zaman ruh devreye giriyor.
olan alçak. Hatırlıyor musun lan falan tarihteki şu günahını? Onu hatırlayınca buradaki bu çıkıyor, iki büklüm oluyor. Ya diyor şu iyiliğin, şu geçmişteki günahına kefaret olsa da dua, dua et de öp de başına koy. Hani var ya kimsenin bilmediği falan. O günah var ya, he. Şu yaptığın ki isteyen Allah'a, halk eden Allah'a. Ya bugün bu sebap buna bir denk gelsin de yeter sana. Bu sefer insan iki büklüm oluyor. Günahın böyle bir özelliği var. Ama yeniden günah işlemeyin ha, zaten işlediğimiz etiyor. Mütevazı olacağım diye, mütevazı olacağım diye günah işlemeyin zaten var ya. İyilik yaptığın zaman hemen şeytan devreye giriyor mu, girmiyor mu? Aferin lan, ne biçim adam sana, helal olsun lan, senin adam var mı? Aferin lan, bir tanesin lan, bir tanesi misal söyleyeyim. Olmuş ya. Kırkan'da olmuş. Bir kitapları da geçirmişler. Adam hakikaten ehli takva birisiymiş, Beyazıt-ı Bestami'nin talebesi. Beyazıt-ı Bestami orada ediyor. Adam oruçlu, mescitte namaz kılıyor gündüz. Duha namazı. Şeytan, öteki şeytanla gelmiş iki tane. İnsan kılığında gelmiş oraya. Güya duymuyor ama duyuruyor. Bu var ya bu. Her gün burada duha namazı kılıyor. Böyle acayip bir adam. Böyle falan. Dedi. Her gün burada duha namazı kılıyor diyor ya. Böyle kamil adam. O da duyuyor ya. Ya ufak söylüyor. Hemen çabuk çabuk selam veriyor. Hem de oruç da tutuyorum hadi. Kitapta yazıyor. Ne yaptı? Dibe. Bizim kafamıza göre dibe vurmadı. Evet. Dibe vurmuş gözüküyor ama Allah bunu tutuyor. Tövbe sistemi aktif oluyor. Allah şeytana rağmen yani mudil esmasına karşı 99 öyle dimağla alakalı esmalar var. Vahiy geldiği zaman hayret ediyor. O vahiye karşı diman karşılık verdiği esmalar var. Esmaların bütünü Subhanallah. Onun için ilk defa Subhanallah denilir. Elhamdülillah denmez namaz tesbihatında. Subhanallah denmesinin sebebi Subhanallah diyen dima bütünlüğüdür. Dima ile alakalı 33 tane esmanın bütünselliğidir Subhanallah. Yoksa bir tek isim değil o. Sonra o şeyi hayret etti ya, muhabbet ediyor bu sefer. Muhabbetle alakalı, kalple alakalı 33 tane esma bütünlüğü de elhamdülillah diyor. Sonra hayret ve muhabbeti bütünlüğünde kemalat çıkıyor. Ruhsal. O da ruhsal hali, aklı, kalbi ruhsal. Ruhun da simgesi dışa vurursun. Allahu Ekber. Cihadı da anlatıyor. Yani bu sistem 99 tane esmayı Allah mudil esmasına mağlup ettirmemek adına Allahu Alem bu tövbe sistemini aktif etti. Ama Adem Aleyhisselam'ın bana en büyük iyiliği, herhalde sana da öyledir. Yaptığınız günahları tövbe ile nötre dönüştürmeye, belki de tevazu, ya Rabbi Allah'ım affet. Hani böyle dua ederek, tövbe ederek kazandığın haletleri de yazmasına vesile oluyor. Buna vesile olan Adem Aleyhisselam'dır. Alem-i Gayb'tan alem-i şehadeti taşıdı. Şimdi yeis neydi bak? Ondan okuyacağım, uzatmayacağım, keseceğim. İnsanı yeise atar dedi. Senden bir şey olmaz diyor. Kader insanı zaten mahkum etmiş. Senin istidadın diyor. Kemalata, imana zaten muvaffak değil. Adam değilsin sen diyor. Sen de ümitsiz oluyorsun. Yedin yani bu yemi. Balıklara atılan yemi yedin. Niçin biz balığa yemi yediriyoruz? Yemek için. Yemek için. Bazen ibadet yaptırıyor ki, ulan benim gibi var mı getirmek için. Böyle bir alçak namussuzdur. İyi tanırım o. İşte şeytanın evvelki desiselere karşı müminin tahassüngahı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu böyle şeylerde geldi, ne yapacağız? Tahassüngahı, olayları çözümleme yeri psikiyatrist ve psikolog yazaneler değil. Neresidir? Muhakkikin asfiyenin dusturlarıyla hudutları tahayyül eden hakaik imani ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. He, bu neyin nesidir? Asıl imamlarının kitapları böyle. He, olayları çözümleme yeridir. Orası seni tanımlar.
Yani bu budur, bu da budur, bu haramdır ama bununla çözülür. Bu yeistir, ümitsizdir, bu vehimdir. Vesvese kalbidir, vehim aklidir. Vehim olmayan düşünceleri ortaya çıkarır. Vesvese var olan fiillerin yokluğunu söyler. Namaz mesela abdestin yoktur denmesi için, şeytan bunu diyebilmesi için senin kesinlikle abdestin olması lazım. Kitaplara bak ne diyor. Bak Makiki'nin, Alimi'nin, Asfiyan'ın tustura böyle. Çünkü abdestsiz olana şeytan gidip de abdestin yok ha, abdestsizin çok kötüdür demez. Niye? Gider kalır. Almasın diye ses yapmaz. Zaten abdestsiz. Kendisi gibi. Peki abdestin yok ha, kim eder? Abdest olana der. Niçin? Bir daha alacak nuruna da. Hayır. Bir alacak, alacak böyle gram 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 dakikalarca alacak. Bıkacak, bıksın diye. Onun için yaptırıyor. Kaliteli olsun diye değil. İmansızsın ha, imansız öleceksin. İmanlı öleceksin, garanti veriyorum sana. Delilim nedir? Şeytan tasdik. Sana diyor ya, imansız öleceksin. Abdestin yoktur demek, şeytan tasdikte abdestin var demektir. İmanın yok ha, imanlıya denilir. İmansızsın ha, imanlıya denilir. Şeytan tasdikli imanı var. Allah Kur'an'da bazı garanti belgesi veriyor imanı. Diyor ki Allah'ın mescitlerini, camileri, mescit ancak Allah'a iman edenler yapar. Öyle mi değil mi? Bu nedir o? Allah'ın garanti belgesidir. Tasdiklidir. Allah'ın mescidini yapan Allah'ın evleri bunlar. Allah'ın evleri. Cami de Allah'ın evleri. Medreseler de Allah'ın evleri. Buraya katkı yapan demek ki imanı var. Aleyhinde değil, tam tersini bir de lehinde. Tasdiklidenler nasıl olacak yani? Ha, bu tür içsel alemlerin şeyi yok. Oynaktır bu dersler, tamam mı? Duygular, ister fikirler. Bu kuyudu ihtirazesi. Yani kontrol edilemediği için bu neyin nesidir? O zaman ne yapacaksın? Muhakkikini asfiye, asrın imamlarının kitapları, dusturları ile, ölçüleriyle hududu tayin ediliyor. Bu buradadır. Bu buraya kadardır. Bunun hükmü budur, çaresi de budur diyor. Şimdi yeis iki tane latife var diyor. Teşhis edemedim diyor. Ama tespit etmiş. Onlardan bir tanesini buldum. Gene küllüktan. Teşhis edemediği şeyi nasıl şey yaptın? Zannediyor. Bir tanesi 276'da, ötekisini de beraber bak bir şey göstereceğim size. Bir tanesi nedir? Ondan sonra kapatacağım. Allah nasip ederse. Diyor ki 276. Şu nevi tahtur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın meremi şudur ki tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Onda mesulet de yoktur. Ha şu arkadaşlar, kafanızda tahattür gelir. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Allah Allah, tahattür. Neler hatırladım? Kıyamet kopuyor, düğünler var, şenlik var. Ben de. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Burada da Kur'an öğreniyor. Sen bunu istiyor musun? Yok. Bir tane cami öncesi bana dedi ya. Ya dedi, telefonu kapattın. Allah razı olsun, senin dersi de dinliyorum dedi. Doğru söylüyorsun, cep telefonu kapattın. Niye hocam dedim bana. Ya dedi, ben dedi alışmışım, eski hayatımız bozuk dedi. Şimdi yeni yeni geliyoruz, bu imam ha. Vallahi bir tane cep telefonunda tulum çalsa diyor, ister istemez omuz oynuyor. Ya umuyor ya, ne yapayım, gaybet ya. Ha, bazısı da böyle şuursuz olarak böyle ayakları oynuyor ya, tık 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 tık, var mı? Oynuyor diyor. Şimdi ben de diyorum ona kapattın diyemiyorum ki, benim omuzlarım oynar siz namazınız gibi. Ha, bu nedir? Hemen o daha önceki düğüne gidiyor. Ha, bu sen sevdin mi bunu yani, bilerek mi yaptın? Yok. Bu tahattürdür. O gelince tedavi efkar başlıyor. Bir sürü fikirler, bağlantılar oluyor. Bunlar ihtiyarsız olduğundan mesuliyet yoktur. Demek ki iki latifeden bir tanesi bu tahattür. Hatır senin ihtiyarın dışında, ihtiyarın dışında irade değil. Gelen o garip zincirleme fikir silsilesi senin mesul değilsin. Bir tanesi bu.
İkincisi Allah-u Alem Kur'an-ı Kerim'de söylediği için yeis, ümitsizlik, o da iradeyi dinlemiyor. Ümitsizlik şey başladığı zaman. Çünkü 24. sözde ikinci dalda yeisin ne olduğunu anlatayım size de. Diyor ki senin yeisin zulümatından yeis olduğunu nasıl anlarsınız? Yeis ümitsizlik. Kalbinizde bir zulümat olur. Karanlık akliyedir, zulümat kalbiyedir. Karanlık göz gözü görmez. Zulümat ise seni boğar. Bu kalbin zulümatıdır. Durup dururken ne oluyor? Bilmiyorum. Zulümat o. Korku aklidir. Yani ne oldu? Korkuyorum. Korku aklidir. Zulümat ise nefes alamazsın. Bir şey boğuyor. Yeis var. Haberin yok senin. Yeis böyle bir şeydir. Biraz da eğer o anda sana iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darin, dünya ve ahireti saadeti. O anda Allah oldu mu, dağ oldu mu böyle, takdir, aa nerede lan? Hepsi yok. Bunları musallat ediyor ki sen Allah ile alakan olsun. Diyorsun, aa şu, buna deli şu, şu anda rahat değil misin? He? Niçin rahatsınız biliyor musunuz? Sizi kıskaç altına alan, şu top gibi düşünün, buraya hacminden fazla 10 katı basınç vardı. Onlar tahliye oluyor. Çünkü bu derste seni sana anlatıyor, onun için rahatlıyorsun. Bu kıskaçta vardı. Yeisin zulümatından, iyi dinle şimdi, Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. İki, sayfa 339'dan söylüyorum. İki, dehşetli şey, kimsesizlik vahşetinden. Vahşet ne biliyor musun? Safari'desiniz Afrika'da. Ve öyle bir yerdesiniz, helikopter bıraktı gitti. O tarafa kaçsan timsah yutacak. Bu tarafa kaçsan kobra yutacak, kemiklerini katır kutur. Bu taraftan kaçsan sırttan hayandan yiyecek. Bu tarafa kaçsan aslanlar boğazından koparacak. Seçin hangi şekilde ölmek istersiniz? Seçin. Ha, mutlaka öleceksin ama hangi şekilde, orada bulunan adamın hissettiği vahşettir. Kimsesizlik böyle bir şeydir. Anladın? Sohbetiniz var da nefes alıyorsunuz. Bu ahir zamanda Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler istiaze etmiş, sığınmış. Sen bu cemiyette yaşıyorsun. Ders yok, Kur'an yok, namaz yok, bir davan yok. Ha bir de mutlu olacaksın. O İslamsız mutluluk olsaydı o zaman İslam niye gelsin ki? Saadeti darin demiş. Peki onlar nasıl mutlu? Gülüyorlar. Belki bizden daha rahat gibi. Doğru. Ben bunların babasına sormuştum. Bu babaları şeytana. Dedim ki, niye Müslümanlarla uğraşıyorsunuz? Gidin dedim, gavur kadınlar var Almanya'da. Onunla uğraşın. Saatim geldi, geçti de yapacağım. Onunla uğraşın dedim. Niye dedim bunlarla uğraşıyorsun? Babalarına. Dedi ki sen ne kadar ahmaksın. Dedi ki sen dedi boş eve, kargas eve girer misin dedi. Direkler var. Niye gireyim de oraya girilir mi dedim ya. O gavurlar hiç anlamadım. Bunlar kargastır dedi. İnsan değiller. Özür dilerim, affedersiniz. Ağzından girerim, kıçından çıkarız. Kıçına girip kulağından gözüne çıkarız. Kimse yok diyor. Bize zevk vermiyor. Bize Müslümanlar zevk veriyor. Ben bunu yakasa da açık ayık bu adam diyor bana. Bloke olmuş bir tane karşımda hasta. Ondan sonra yani devreye girdi. Biz de şaşırdık böyle. Adam böyle dedi ya. Ha peki niye onlar içinde kimse yok ki? Nereden söylüyor bu? Risale uyuyor mu? Uyuyor tabii. 23. sözde demiyor. Saraya rast geldim. İçi bomboştu. Dişi şenlikti. İçerisi bomboştu. Bir saraya da rast geldim. Kapıda vefadar bir it böyle bitmiş. Ve kimse yok dışarıda. İçerisi şenlik. Değil mi aynı? Ha, yeis zulümata yeis zulümata atar. Kimsesizlik vahşet doğurur. Erva habisenin izacatından
kötü şeyleri seyrederseniz, kötü insanlarla oturup kalkarsanız oradan mevadi şerire ve erva habisi yüklenirsiniz. Onlar içeriye girer, televizyon, interneti cebini kapatsanız bile kafanızda aktif. Ya bir karabasana dönüşecek, ya bir sıkıntıya dönüşecek. Durup dururken sıkıntı bunlardan geliyor. Onlar aktif oluyor. 135 lemalarda ne diyor biliyor musunuz? Uzundur. Manyetizma ile, cep telefonunuz var mı? Bir tane cep telefonu ver, senin elindeydi. Seninkisini ver, elinden alayım ben de. Şimdi manyetizma ne diyor biliyor musun? Bahari söylüyor. Bir cama dikkat ede camdan pencereler açılır diyor. Pencereler. Pencereler. Camdan pencereler açılması ile kafasında alemi misale alemler açılır diyor. Ve insan insandan eder, kendisinden çıkar, buradayım zannıyla buradadır. Bitti. Bak, bu cep telefonu değil de nedir? Bir manası bulur. Aynaya. Aynaya aynadır. Kameraya çıkabilir misin? Aynaya diyor, dikkat ede ede aynada pencereler açılır diyor. Lemalar 135. Cep telefon bak. Pencereler açılır bak. Tik 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 tik. Buraya alem insana pencere açar. Ha işte. Peki nedir bu? Köleleştirme sistemidir bu. Eskide otur oraya, giy onu, onu ye, o işi yap. Başka şansı var mıydı köle? Telefon ediyor, bunu reklamla. Bunu yiyeceksin. Buna gitmeyeceksin. Bunları seveceksin, bunu sevmeyeceksin. Böyle giyineceksin. Lut kavminin pantolonu bak böyle giyeceksin. Eşcinsel gibi. Saçını böyle taşıyacaksın. Bunları yemeyeceksin. Bunlara ilgi duymayacaksın. Bunu. Resmi modern kölelik. Boğazımıza takılan tasma. Uydudan takmış. Geç buraya. Buraya. İnternete girenler tasma takılmış. Yok abi öyle. Niye çıkamıyorsun? He? Tasma müsaade etmiyor. Al şimdi. Peki. Niçin bunu söyledim? Erva habisenin izacatından. Oradan yüklenenlerle bizi eziyor. Bir oradan, bir oradan, alttan, bir üstten tamam, darmadağın ediyor. Ve bu üçü yeşil zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, ervah habisenin izacatının bütünlüğünden vahşet doğuyor. Bu vahşetin dehşetinden, dehşetten şu şartta kurtulabilirsin dedi, devam ediyor. Saatim geçti, 5 dakika falan geçti için 10 dakika özür diliyoruz. Lemalar 135'te bunu söylüyor. Cama dikkat ede ede camda pencere bizde alem misale yerler açılınca seni senden ediyor. Seni senden ediyor. Peki derslere gelince seni sen ediyor. Bununla yapar seni senden ediyor. Seni senden eder. Bu seni sen eder. Bu da pencere açıyor. Çaresi Allah Allah. Allah-u Ekber. İşte beşerin ne çıktı? Beşerin 258'i var. İşte beşerin sanat ve fenin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetine tezahür eden ispirtizma gibi. Allah-u Ekber. Celbi erba. Yani bakınca o celbi erba, ruhlar gelmesi, cinlerle muhabereye şu ayet en nihayet hududunu çiziyor. Ve en faydalı suretlerini tayin ediyor. Ve ona yolu da açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine ervat namını veren cinlere ve şeytanlara ve erva habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'an'ı ile onları tesir etmektir, şerlerini kurtulmaktır. Ben okumak istedeseydim burası okuyacaktım. Açtım gözümü dedim bak. Kader diyor ki size bu kardeşiniz, abinizin okuduğu doğrudur. Bu manyetizmada modern köleleşiyorsunuz. İşte anlayanlara anlamıştır. Anlamayan da anlamıştır. Anlamadın mı? Bak açtım değil mi? Bu öpülür değil mi bu şey? Risale-i Nur'un kerameti. Bu öpülür. Aynı bu. Ne yapacağız? Tilsimat-ı Kur'an ile çıkacağız. Vahir de vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.